Söyle bakalım kapıcı başı. Kudretinin gölgesine sığındığım Emri Ferman Sultanım. Her daim itimadınızı boşa çıkarmamak için uğraştım. Lakin bu aciz kulunuz gayrı azlını talep etmektedir. Ben her şeyi bilirim derdim kapıcı başı. Bilirim hazinenin nicedir istediğini. Hizmetinden memnunuz. Senden de razıyız. Yolun açık olsun. Hizmetinizde bulunmak benim için şerefti. Sultanım. Yol seni buraya getirdi. İmdi nereye gerekse oraya. Nasibin onda ise ardına bakma. Dost doğru ol Numan Efendi. Rabbim şaşırmasın. Amin. Emeğin çok iyidir. Ödenmez. Allah'a emanet olasın. Ahmet'in talimi de sana emanettir. Yolunda, yüreğinde tek pir upak olsun Numan Efendi. Sağ olasın üstad. Amade miyiz Hasan Bey? Tez vakti hazır oluruz efendim. Ev ahalisi nasıl? Baba! Canım, canlarım benim. Oy, oy, oy. Ananız nerededir?
Ali siz bahçede oynayın biraz bakayım. Ayşe Hatun. İşittiklerim doğru mudur? Doğrudur. Hazır olup çıkmam icap eder. Yolum uzundur. Yola çıkmazdan evvel açık edeceğin şeyler olsa gerek Numan Efendi. Böyle bir vakitte karşımda değil yanımda olmanı beklerdim. Ben de istifa etmezden evvel oturup benimle istişare etmeni beklerdim. Ama sen hepimizin yerine karar vermişsin bile. Hem sarayı bırakıp derviş olmak ne olsa gerek? Seninle tanıştığımızda saraylı mıydım Ayşe Hatun? Mesele bu değildir Numan Efendi. Ne kendimi ne seni düşünürüm. Ben yörük kızıyım, at üstünde büyümüşüm. Ama bu çocuklar ne ola? Hem İşini bırakmadan derviş olamaz mı? Dervişlik işsizlik mi ola ki? Ben vardığımda size yerimi iletirim. İnşallah o vakte kadar beni anlamış olursun. Bir bilinmezliğe gidersin. Çocuklarımı da sürüklemek istersin. Ama benim buna rızam yoktur. İnsan öyle şeyler söylemeli ki sonunda pişmanlık olmaya. Biz rızayı haktan isteriz Ayşe Hatun. Bunca varlık var iken gönlümün darlığı gitmez. Kendi rızamla azdolundum. İmdi muradım mürşidimi bulup müridi olmaktır. Biraz sakinleyince beni anlayacağını umarım. Çocuklar önce Allah'a, sonra sana emanet. Vardığımda haber iletirim. Hasan Bey. İbrahim, Fatıma. Gelin bakayım böyle. Gelin bir sarılayım size. Canlarım benim. Ahmet'im. Anam ve karındaşlarım. Önce Allah'a, sonra sana emanet. Menzilim bilinmez. Varmak mümkün mü değil mi bilmezim. Ama şunu bilirim ki sen varken gözüm arkada kalmaz. Emanetin başım gözüm üstüne baba. Menziline tez varasın. Yolun açık ola. Amin. Haydi sağlıcakla kalın.
Hoş geldiniz. Biz de seni bekledik. Beni mi? Sadece seni değil. Kapıyı bekleriz. Biz Bursa kapısını bekleriz. Misafire, yorguna, argına, yolu bura varana ekmek vermek için. Bak. Eyvallah. Sağ ol siz. Kolay gele. Ahmet'im. Haydi. Kılavuzsuz nereye gidersin Numan Efendi? Şücaettin'in de yolu Kozan'dan Adana'ya gider. Yolun bir olanla bir olmak gerek. Yolu bilenle. Geç olur. Güç olur, vardırır. Doğru dersin. Buyursun, yoldaşımız olsun. Yok. Bu beni yanında istemez. Onu da nereden çıkardın? Sen benimle yola dayanamazsın. Dirayetin yetmez. Laflarıma uymaz bu. Ben tek gidip tek varırım Emir Sultan Hazretleri. Yola açık olsun. Ne dersen kabulümdür Şücaettin Efendi. Efendi sana denir. Lafını bil. Yolun açık ola pirim. Bursa sana emanet ola Hüseyin'i. Ya Seyyid Muhammed Buhari.
taş bulmuşuz. Kimdir bu koyluk ha? Kapıcı başımızdır efendim. Hoş gelmişsin efendi. Bakayım ferman-ı şerifine. Efendim, sultanım seni mollalık için yollamıştır. Senin sarayda işin yoktur. İşin medresede. Külli sırrın açıklanmasıyla asli konunun izahına gelmişiz. Bir fasıla buyurasınız. Cem mefhumuyla şerhi sürdüre dururuz. Buyurasınız efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Engürü'den müderrislik için gelmişim. Buyurasınız. Buyurun. Destur. Sadakallahu aleyhi. Gel. Efendim, Engürü'den misafiriniz müderrislik için gelmiştir. Çıkabilirsin. Geçip otursanız efendi. Ne diye ayakta kalırsınız? Adınızı bahşeder misiniz? Molla Fenari Hazretleri. Adım Numan'dır. Numan Efendi. Sizin sarayda olmanız gerekmez miydi? Sira kapıcı başılığa davet edilmiş idiniz. Sarayda önüme bir zat durdu. Müderrislik için gönderilmişsiniz demiştir. Sizleri göreceğimi bildiğimden sualsiz gelmişim. Belli ki size latife etmiş. Eğlenmiş biraz. Biz size değildir, kinlenmeyiniz. Stefan'dır o. Hünkârımızın kayınbiraderidir. Sarayda vazife tutanla eğlenmeyi pek sever. Eyvallah, anladım. Hakkınızda malumatımız validir.
Tabii isterseniz medresede ders verebilirsiniz. Ben sizinle şuraya geldiğinizde tanışmayı dilerdim ama nasip bu bileymiş. İlimden uzak kalanın kalbi kararır. Elbet ziyadesiyle ders vermeyi isterim. Affınıza sığınarak sormak isterim. Bunca rahle görürüm. Hangi cevheri aşikar etmek için uğraşırsınız? Kelamın sahibinin kudretine aciz aklımın ermediği bir meseledir. Çıkmazı boldur, çözümü yoktur. Etrafında daimi devrederim. Ses dur! Gel. Efendim, kadılıktan beklenirsiniz. Dava mı vardır? Dediğinizdir Kadı Hazretleri. Siz burada bekliyorsunuz Numan Efendi. Ben akşama geldiğimde birlikte çıkarız hünkârımızın huzuruna. Çıktım erik dalına, handa yedim üzümü. Bostan ısı kakıyıp, der ne yersin kozum? Numan Efendi. Kusura bakmayasınız. Yüzünüz yabancı gelir. Tanışıp biliş olmuş muyduk? Molla Fenari'yi arar idim. Sizi görmeyi beklemez idim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil mühtedin. Sadakallahul azim. Meali: ey Resul, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o hidayete kavuşanları da en iyi bilendir. Aynı vakit hünkârımızla Engürü'de bulundum. Vasal Manuel ile cedelleşmenize şahit idim. Eyvallah. Kusura bakmayasınız. Kiminle tanış olurum? Seyyid Ali Mahtumu, Emir Buhari. Buhara'dan Bursa'ya. Seyyid Muhammed Buhari. Buhara'da uyanan kandille yola çıkmışız. İşareti Ceddi Müçteba ile şimdi o kandili Bursa'da uyandırmaya gayret ederiz. Seyyidim, gönlümüz tanışmış. Öyleymiş kapıcıbaşım. Safa geldiniz. Beğendiniz mi? Beğenmez miyiz ya? Ama en çok da Ahmet beğendi, baksana. Oğlum yeter. Başımızı döndürdün sen de Murat Emmin gibi. Gel buraya gel. Yeter, bir yerine bir şey olacak, gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aa, nerelere koşuyorsun? Sen nerelere koşuyorsun? Ha? Demek şeyhini ararsın. Ararım ya. Bunca vakıttır yanımdaymış ama görememişim.
Gönül gözü görmeyince baş gözü de görmezmiş. Bir şey mi dedin? Koca saray bırakılır mı dedim. Sarayda mı doğmuşuz da bırakmayalım? Saray bırakılır bırakılmasına da evlatlarım şimdiden gönlümde tüter. Dediğindir evlat. Evvelin evladına sahip olmak mı olur? Sen akçasını götürmende çorbasını kim kaynatır? Akçadan yana sıkıntımız yoktur çok şükür. Hem öyle bir anaları var ki benden iyi sahip çıkar. Ondandır gözüm arkada kalmaz. Müritlik senin işin değildir Numan Efendi. Var git yoluna. Dön işine. Devlete sen gibi adam gerek. Mürit çoktur zahir şeyhinde. Gayen yolumuzdan döndürmeklik mi? Yoksa yoldaşlığımı mı beğenmezsin Şücaettin Efendi? İlla varacağım dersin şeyhime. Varacağım efendi, varacağım. Ey vakit öyleyse, madem bu yolda yürümekte kararlısın, yol boyunca ben ne dersem onu edeceksiniz. Hangi yolu göstersem o tarafa gideceğiz. Yolculukta baş ben olacağım. İki başlı yolculuk istemem. Öyle olsun Şücaettin Efendi. Sözüm söz. Yolun sonunda şeyhim var. Sen ne dersen oğla. Ova git hızlan alıp. Aşımı beğenmezsin efendi. Estağfurullah. Nimet beğenmemek haddimiz mi ola? Ne de yiyemezsin o vakit. Yolumuz uzundur. Doyurasın karnını. Hasan Basri'yi bildin mi? Benimki de soru. Bilirsin elbet. Hasan Basri radıyallahu anh sevenlerden biri şöyle anlatır. Hasan-ı Basri Hazretleri bir kafileyle hacca gitmiş. Çölde susamışlar. Bir müddet sonra bir kuyunun yanına ulaşmışlar. Ama yanlarında ne bir ip var ne de bir kova varmış. Hasan-ı Basri Hazretleri ben namaza durunca suyunuzu içiniz demiş. Ve başlamış namazını kılmaya. Ve su kuyunun ağzına kadar yükselmiş. Kana kana içmişler suyu, doyuncaya dek. Arkadaşlarından biri kabına da su doldurunca su birden kuyunun dibine çekilmiş. Hasan-ı Basri radıyallahu anh namazını bitirince Allahu Teala'ya sağlam bir tevekkülle bağlanmadığınızdan su kuyunun dibine indi. Bu çeşit sulardan azık alınmaz demiş. Yani bırak! Bir gece, iki gece, üç gece. Selamun aleyküm pirim. Ne kaldık? İş şu iklimde,
ağır yüklerin altında. Zor yol. Zor. Çok zor. Yükün ağır. Çok ağır. Hafifletmek gerek. Pek makbule geçer. Ağır yükle yol gitmek zor olur. Ne kaldık iş şu iklimde? Ağır yüklerin altında. Yükü iniltmek gerek. Kurtulalım o vakit. Ha, kurtulmak gerek. Yük ağır, çok ağır. Yüklerden kurtulmak gerek. Kolaylaştırıver. Al yükümüzü. Evlat, pirime et verin. Ye pirim, ye. Yiyesin. Ye ki doyasın. Cüceyd'in efendi. Şu yana sofra kurdurtaydık ya. Yürüdüğünüz yola uymazsınız siz Numan Bey. İyisi mi yol yakınken dönesiz? Yükün ağır. Yük isterim. Yük isterim. Yükün ağır. Ağır, çok ağır. Ne istersin pirim? Taşımalık. Taşımalık yük isterim. Buyur pirim. Konstantinopolis seferi ise devlete nasibi bellidir de sultanını arar durur. Kim bilir kime nasip. Kökü salınır durur. Meyvesi kimin eline düşecek ancak Allah bilir. Hünkârım, ferman-ı şerifiniz üzere davetinize icabeten huzurunuza gelmiş bulunan Engül'ün Numan kulunuz. Verin kapıcı başının nişanını. Engül'ü de itimadımızı kazanmış idi. Utandırmayacak inşallah. Kapucubaşı, ilk vazifeni veriyorum. İyi gidin Numan Efendi. Nereden nereye? Eskiye laf ile olmaz efendiler. Zulüm avludan girse, töre pencereden çıkar. Hakikat yüzü yüze tokat gibi çarpacak. Olmaz böyle bir şey ya.
Engürü'den bu kadar zahmetsiz çıkacağımızı düşünmezdim. Kim inanır Molla Numan'ın yörük donu altına sırlanacağına? Seni bu halde karındaşın bile tanımaz Molla Efendi. Şimdi beni cümle alem tanıyacak. Çektiğim bunca sıkıntının sonunda hak ettiğim yerdeyim. Hocam. De bakalım. Bugün derste anlatmış olduğunuz bir ürünü bana çok tesir etti. Gecenin bu vaktinde bundan mı ayaktasın? Uykundan feragat ettiysen bellidir. Onun gibi meraklı, onun gibi hırslısın. Biruni, güneşi gözlemlemekten rahatsızlanmış idi. Çok da genç idi bu rahatsızlık başına gelende. Güneşe bakmaktan gözleri görmez olmuş idi. Bu onu durdurdu mu? Durdurmuş olsaydı ismini bugün bilmiş olmazdık hocam. Aslına bakmak gözlerini hasta eden de sudaki aksine bakarak devam etti hakikat aramaya. Bize de ders almak düşer. Gözünü kolla. Su sana hakikati gösterir. Kapalı yolu açalım. Efendim, açık yoldan gitmek daha makbuldür. Buradan gidersek yolumuzu uzatacağız. Yolu uzatmanın lüzumu yoktur. Bu yana gideceğiz. Ben bu yoldan giderim. Siz istediğiniz yoldan varın gidin. Yolu açasız. Siz bu yoldan gitmezsiniz herhalde. İn de yardım et. Tezelden bitirelim. Derviş. Hırkan tacın yoğudur. Dervişlik dediğin hırka ile taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Atlar geçsin yeter. Teslimiyet yalnızca Allah'adır. Müridin mürşidine itaat etmesi gerektir. Ne demişler? Dervişin mürşide hizmeti şahane gerek. Eşiğine baş koyup diye şahane gerek. Demek mürşid aramak için Şam'a, dahi Bağdat'a gittik. Gittik ya. O vakit demişler idi, seni yakacak odu, diyar Rum'a attık dev.
anlamamışız. Her haberin gerçekleşeceği bir vakit vardır. Allah rızası için beyim, yardım edin. Beyin hele, ne bu haliniz? Yolumuz eşkıyalar kesti beyim. Neyimiz var, neyimiz yok aldılar. Canımızı zor kurtarmışız. İndirin kılıçları. Su ve azık verin. Allah razı olsun beyim. Allah yolunuzu açık etsin. Cümlemiz. Akşam yaklaşır. Buralarda dinlenelim. Daha vaktimiz vardır. Yola devam etmek gerek. Dinlenelim. İyi dersin, hoş dersin ama düşmüşü kollamamak sığmaz vicdana. Ey, ben demişim diyeceğimi. Etrafı kolaçan edin. Konaklayacağız. Arkadaşlarınızın peşine düş. Yolumuz bir. Yolda birleniriz.
Şücaettin Efendi! Şücaettin Efendi! Kimeste yok mu? Şücaettin Efendi! Kimeste yok mu? Nefsinden kaçar gibi niye koşarsın? Şücaettin Efendi. Neredesin sen? Duymadın mı sesleri? Kurtlar var idi. Canımı zor kurtarmışım. Ha. Nefsinden değil de kurtlardan mı korkarsın? Kurt zahiri, nefs batını yer. Ama yine de sen bilin neyden korkacağını. Nökerler nerededir? Bilmezim. Hırsızların ardına düştüler. Yolda birleniriz elbet. Az iç. Başka suyumuz yoktur. Bir pınar buluruz elbet. Sağ olasın. Şimdi ne yana gitmek gerek? Karınca yuvası. Yuvanın ağzı bu tarafsa... Bu yana gitmek gerek. O yana gideceğiz. Alayiye tarafı o yana olma ya.
Şimdi dinlenesin. Daha yolumuz uzundur. Numan Efendi. Neredesin kapıcıbaşım? Haydi gideriz. Ay hak. Külliyenin suyu yetmez imiş. Şimdi mahallenin de yetmez demek. Dediğinizdir efendim. Kaç fersah buradan? 3 fersahtır efendim. Hala. Hallederiz değil mi Seyidim? Gayret bizden, tevfik Allah'tan Numan Efendi. Elbet hallolur. Diyesin o vakit Seyidim. Kimdir şehrin en mahir sengtıraşı? Dedim sana yanlış gideriz. Yolu hiç bilin diye aldık seni yanımıza. Sen bildiğimiz yolu da uzattın. 3 yıl Şam Bağdat gezdim. Ben böyle yol görmedim efendi. Yok. Yok artık daha katil kalmadı. Bir pınar bir dere bir şeycik yoktur. Ölüp kalacağız burada. İstersin pirim. Taşımalık yük isterim. Buyur pirim. Allah rızası için su ver. Vermem. Allah rızası için dedik. Bak. Bu son akşamdır. Emanettir. Vermem. Ben koca Osmanlı kapıcıbaşı. Emanettir. Satılmaz. Susuzluktan ölürüz deriz. Allah rızası için deriz. Yine de vermez kırbasını. Thank you.
Pek ağırdı efendi. Pek ağır. Efendim, dağın bu tarafı sarptır. Çünkü buradan salar isek fazla dayatmaz. Tamiratı da güç olur. Şuradan geçirmeye kabil miyiz? Orman içidir efendim. Çünkü temizliği zor olur. Senin aklında ne var Edir? Üç fersah mesafeyi hangi yönden döşeyip demiştin acaba Hasan Bey? Destur! Gel. Efendim, emriniz üzere çağırmaya gittiğim Senktıraş Mikail Efendi vefat etmiş. Tüm taş ustalarına bildir. Ellerindeki tüm işi bıraksınlar ve birer künk inşa etsinler. Ellerinden gelenin en iyisini. En mahiri Mikail'dir. Ama tek mahir o değildir. Sen gönlünü karartmayasın Numan Efendi. Elbet ehil birini buluruz. İnşallah. Sultanımızın emrini böyle mi yerine getirirsiniz? Nedir bu rezalet? Hasan Efendi, taşçıların ahisine durumu bildiresiniz. Yıkılın! Thank you.
Müminler! Somunlar! Müminler! Somuncu baba! Ne vakittir buralardasın baba? Doğduğumdan beri bu fena gülzarındayız. Ha, Bursa'yı sorarsan birkaç aydır burada mesken tutarız. Bursa'ya gelmeyen de ne ettin baba? Bunca sene. Dünyayı mesken tutmazız. Tutuşacak od neredeyse oradaydık. Somun derim, somun. Nere isterse oradaydık. Yıl geçer, yol geçer. Yine bir oluruz hem Somuncu baba. Yol her daim ona çıkar evlat. Ona giden her yol birdir. Ahvalin nasıl? Saraydaki vazifenden memnun mun? Hangi vazifemizi hakkıyla yerine getirmişiz ki? Elimize yüzümüze bulaştırdık yine çok şükür. Sen yine çıraksız mı edersin işini? Yok mudur el vereceğin, yetiştireceğin biri? Ustayla çırak, şeyh ile mürit, babayla oğul gibidir evlat. Bildiğini, ona bildirileni aktarırsın. Biz ne biliyoruz ki ne öğreteceğiz? Ondandır kimseyi tutmaz. Babalar her şeyi öğretirler değil mi oğullarına? Şeyh'le mürit gibi. Öğretir be evlat. Öğretir elbet. Vazife bekler babam. Hayırlı işlerin ola. Eyvallah. Hasan Bey, vefat eden Senkraş. Adı neydi? Mikael. Toprağı bol olsun. Mikael efendinin çırağı yahut oğlu. Kime nesi varsa tez vakitte bulup getirin. Emrinizdir efendim. Yol bir demiş ayrılmışız. Ama nökerlerin izine rastlamamışız. Sen bu yolu bildiğine emin misin? Şücaettin Efendi. Yolu uzatırız gibi gelir. Kendimle zorum olmasa gerek. Burada akşamlayalım. Sabah yola devam ederiz. Akşama daha vardır. Devam edelim. Bir ağaç altı buluruz. Hava bozar gibi. Sen şuna yoruldum desene mübarek. Hava da bulut bile yoğdur. Yorulmadım efendi. Ama derim ki hava bozacak. Geceyi burada geçirmek lazım. İyi madem. Yorulmadıysan devam edelim. Bozarsa da bir ağaç altı bulur sığınırız. Bu yol hayli uzadı. Ey o vakit, sen bilir. Ne duracağım vakit bilim, ne gideceğim.
senin işte oğlum. Duman efendi. Ne diye şikayetlenirsin? Susuzum deyip dururdun. Şimdi kandın mı? Estağfurullah. Yakınlarda bir köy var. Hızlanalım. Ne bekler dururuz burada kapıcıbaşı? Destur. Gel. Efendim, huzurunuzda Sanktıraş Mikail Efendi'nin oğlu Vasilis. Çıkabilirsin Hasan Bey. Demek namlı Mikail'in oğlu Vasilis sensin. Atanın mahirliğini almışsındır diye düşünürüz. Efendim, talimim tamamlanmış değildir efendim. Arzunuz neyse elimden geleceğine şüpheliyim. Yapamam diyen yapmaya kadir olur mu? Sen hele yaparım de. Sana 2 gün mühlet. Elinden gelen en sağlam künkü yapman için. Çıkabilirsin. Yapar mı dersin? Sanmazım. Yapar, yapar. Babalar oğullarına her şeyi öğretir. Derya'nın nehri doldurması gibi. Nasıl geldi aklına oğlunu sordurmak? Nasıl geldi değil de... bugüne değin nasıl gelmedi demek gerek. Efendiler. Maşallah Zeniklik ha. Dün bir bugün iki. Ama aranızdan su sızmaz kapıcı başıyla. Rabbim sızdırmasın Nez Lazaroviç. Yoksa Kayın Stefan mı demeliydim? Despot Lazaroviç'i yeğlerim. Umarım aranız gibi su sızdırmaz. Künkleriniz. Sultanımı bekletmeyelim. Hünkârım. Halka su gerek. Susuz olmaz. Halka ahlak gerek. Ahlaksız olmaz. Evvel adalet gerek. Kolaçan edelim. Görelim kulların hali nicedir. Sorsaydık. Fukara mıyız? Kuraba mı? Akçem var mıdır? O vakit fukarasın efendi.
olur. Müridanınız yok mudur Şeyh Efendi? Dergaha varamayan gurabanın yolda kalmışların çorbası tütsün diye kapılarımız açıktır bizim buranın. Ama müridanım gündüzleri işini görür gider. Ya dergaha zikre ya pazar işine. E derviş işiyle. Öyle ya, iş tutmayan neylesin dergahta? Ne demiş yol ulumuz Yunus? Çalış, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir. Sizin yolunuz nere? Nereden gelir, nereye gidersiniz? Mal eksik gelince beni şikayet etmiş. Dedim kadıya etmeyesin. Hatadır yok. Şeytana uymuşum yok. Vicdan yok adamda. Sözümü işitmez. Sonra katip bana bakmaz iken akçe kesemi gösterdi. Verdi, akçeymiş kadının. Vicdan yok adamda. Hatadır yok. Vallahi kadıyı Allah başımızdan eksik etmesin. Kesesini, akçayı, odun mu her işimizi görür eder Allah. Belki latife ederler dedi. Belki duyan olur diye iftira. Duyduğuna da, gördüğüne de kanıt gerek. Selamünaleyküm. Kolay gelsin ha. Ve aleykümselam beyim. İbrişimin arşını kaç akçedir? 50 akçedir beyim. 65 akçenin altını satmak yasak demez mi ağaylar? Ne diye kural çiğnersin? Mallarımı bir an önce bitirip gitmek isterim beyim. Sen doğrudan şaşma. Bana sar oradan 2 top, 65 akçadan yap hesabını. Emrin olur beyim. Kolay gelsin ha. Sağ olasın efendi. İhtiyacımız ola. Bana cevap gerek. Şu karşıdaki ağa malım bitse de gitsem der. Sebebi ne ola? Ne edeceğim bunu? Değerli. Birine borcu vardı. Eşkıya misali bir herif. Alacağı gecikince gelip dağıtıverdi tezgahını. Üstelik bir de haracak odur. Kadı ne der bu duruma? Kadı. Akçeyi cebine koyanın dediğini der. Aldı payını. Kurur mu garibana? Devletin kadısının ne kolay tefek olun öyle. Ahali hali bilmektedir. Dilediğine sorarsın. Kolay gelsin. Eyvallah beyim. İpekçinin tezgahını yık kapıcı. Yık. Beni de götüresiniz kadı efendi. Numan. Selamette misin Ayşe kızım? Bak abi gel bakalım aslan. Sonuncu baba. Sen ne ara buraya? Baba Numan'ı götürürler. Benim bakmam gerektir. Kusura kalma. Telaş etmeyesin kızım. Telaşlanmayasın. Ahmet geç bakalım içeri bak. Sıcacık ekmekler var. Saraylılar nizam kurmuş görmez mi? Numan'ın peşinde de yaverleri var.
Ne nizamından bahsedersin Somuncu Baba? Benim onu bilmem gerekti. Gerek olan beraber fırına gidip Numan'ı orada beklemek kızım. Hadi. Hem Ahmet'in somunu en gürden bile pişmekte. Hadi, hadi gel. Emanetinizi alırsınız. Hakkınızı helal edesiniz şeyhim. Helal olsun Numan Efendi. Helal olsun da benim senden bir istirhamım olacak. Estağfurullah, buyurasız şeyhim. Yolunuzun üstünde Hacılı diye bir köy vardır. Bilirim o köyü. Orada bir müridim var. Kuyucu Adem derler. Bu bohçayı ona götürür müsünüz? Yolumuzun üstüdür. Götürürüz elbet. Allah razı olsun. Bizden de çok da selam söyleyiz. Ve aleykümselam. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Kuyucu Adem'i ararız. Bilir misiniz? Bilmezim. Siz bilir misiniz? Ne edeceksiniz o uğursuzla? Bir emaneti var idi. Siz sanır mısınız? Yok. Tanımazız. Nasıl biridir bu Adem? Sarhoşun tekidir. Sabah akşam içer. Evi ne yandadır? Bu yanda. Kolay. Eyvallah, kolay gelen. Şeyh Efendi'nin sarhoş adamla ne işi ola? Ya Ademler karıştı, ya köy. Koca yolu bir sarhoş için teperiz. Koca kapıcı başta olmuşsun ama hala el lafıyla adam asarsın. Gözünle görmüş müsün sarhoş oldu? Bilirim lafla iş edilmez ama cümle alem konuşur. Dil herkeste var. Konuşurlar elbet.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimsiniz? Kuyucu Adem'i arar sana. Ne diye ararsınız? Hasta işetmez. Yolcuyuz. Bir emanet getirmişiz. Buyurasınız. Adem efendi. Hı. Ağlar seni sorar. Hı? Seni sorar ağlar. Hı. Az işitir. Selamun aleyküm Adem efendi. Aleyküm selam. Yolumuz Sis kalasınadır. Gelirken bir eve sığınmışız. Şeyhinin sana selamını getirmişiz. Aleyküm selam şeyhim. Bir de emanetini. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e abduhu resuluhu. Sana. Buyur. Müsaaden olursa bir sualim var. Estağfurullah. Sahiden şeyhin müridi miydi? Müridiydi ya. Köylü sanır ki sabah akşam sarhoş gezer. Ama öyle değildir. O zıkkımı içmesinler diye alır gelir idi. 5 kuyu kazandı yeterdi eve. İçmeyeceğim zıkkımı diye 10 kuyu kazardı. İçmez miydi yani? İçmez ya, içer mi hiç? Alır gelir dökerdi hep. Çok dedim etme. Köylü seni yanlış bilir diye ama. Neden yaptı ki bunu? Benim aklım ermez ki evladım. Ne bilirim neden yapar. Bildiğim bir tek şey var. Adem'im ağzına sürmezdi o zıkkımı. Ötesini neden etmiştir bilmem ben. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Başın sağ olsun. Amin. Allah razı olsun.
Ne vakittir yürürüz? Nasıl geçeceğiz karşıya? Geceyi bir geçirelim de sabah elbet bir çaresin buluruz. Üç kişiye içirmesen, beş kişiye içirmesen ne ya? Herkesi kollayamayın ya. Ne deyi etti bunu? Kimi dersin? Adem'i mi? Ahaliye deseydi böyle dışlamazlardı ya. Hem içen yine içti. Ettiği boşa değil mi? Vakti zamanında bir karınca varmış. Uzunca bir yola girecekmiş gibi hazırlık yapmaktaymış. Görenler meraklanmışlar tabii. Yolculuk nereye diye sormuşlar. Karınca da göğsünü gere gere hacı yoluna çıkacağım demiş. Duyanlar şaşırmışlar, gülmüş geçmişler. O yola senin gücün de ömründe yetmez demişler. Karınca da demiş ki, olsun, hiç değilse hacı yolunda ölürüm. Ameller niyetlere göredir efendim. Adem efendi de gücün yettiğince halkı haramdan korumaya çalışmış. Hay yaşa. Demek buldun yolu. Şücaettin Efendi. Nasıl geçtin? Ne yandadır? Bana ne diyor haber vermezsin? Yolun bundan sonrasında bir başınasın Numan Efendi. Yollarımız burada ayrılır. Ne dersin efendi sen? Yolu hiç bilmem. Nereye gidersin bir başına? Ya ettiğin iş midir Şücaettin Efendi? Çıktığımız beri yolumuzu zora sokarsın. Fark etmezim mi sanırsın? Ne sen Hızır'sın, ne ben Musa, etme gayrı. İyi ya işte. Ne ben Hızır'ım, ne sen Musa. Bundan gayrısını tek başına gidesin. Bekle. Latife mi edersin bir adam? Anlamazım. Bekle.
La ilahe illallah! Şücaettin Efendi! Atımı ne diye oldun? Dikkat edesiz. Kayık hırsızları var imiş. Nehir boyunca yürürüm. Kaç kayık çalınmış, duydunuz mu? Vay başımıza. Olanlara baksan. Ne etmek gerek? Boş bırakmamak lazım. Gözünüz üstünde olsun. İşe dalarsanız bakarsınız ki kayık mayık yok. İlyas! Gel buraya. Oğlum hırsızlar varmış. Kayıtları gözlesin. Hadi. Selametle. İlyas. Makasın. Rüzgarcını göreceksin dayı. Tamam. Hadi. Demek çarşıda taşkınlık eder. Esnafın malına zarar verir. Ettiğin kul hakkına tecavüzdür. Dinimizde mala zarar vermek zinhar yoktur. Kul hakkına tecavüzden failin kudretinin 40 değil 80 değneğe kadar kaldıracağı ama buna rağmen affına karar kılınmıştır. Destur! Sultan Bayezid Han Hazretleri! Etmeyin sultanım, etmeyin. Şeytana uydun. Her kul hata eder sultanım. Sadece alanı değil. Verenleri de tek tek diyeceksin. Belidir. Kulların kellesi bedene ağır gelir. Etmeyin sultanım. Sultanım etmeyin. Yalvarırım etmeyin. Etmeyin sultanım. Etmeyin. Etmeyin. İçeri konmak kolay mı? Az bile de. Vallahi büyük adam besteler. Deyin bakalım. Nedir bu Adem'in günahı? Salı çalmaya kalkar. Ağamın salına göz komuş. Hırsızlık eder. Issız görende. Sus. Sessiz olun. Dedikleri midir? Değildir Kadı Efendi. Ben bu yaşıma kadar ne haram yemişim, ne haram yedirmişim. Hakkın nizamına uymayanı da ipe dizmişim. Sen kimsin ki be adam? Kimi ipe dizersin? Ben koca Osmanlı'nın, alemi cihan sultanı Bayezid Han'ın kapucu başıyım. Hem hırsız, hem meczup. Herkesin imtihanı farklı bu hayatta. Alın bunu. Götürün izinlerini. Kadı Efendi. Derviş Efendi, sana yoldaş getirmişim. Hem de koca Osmanlı'nın kapıcı başı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Tez gidiniz. Amin.
Sizin suçunuz ne ola? Aşka giden yolu ararım. Gel bakalım Numan Efendi, gel. Yaklaş. Son bunlar gördün mü nasıl kızarmış? Ateş sadece zahirini yaktığı için. Batının görmeye kadir mi? Değiliz elbet. Ama ekmek yemişliğimiz de var Somuncu Baba. Dışı kızarmış, içi sari diyeceksin. İstersen bin kere de ekmek yesen bildirmez sana batınını. İnsanoğlu da böyledir zaten. Görmekle, duymakla bilinmez. Ha, somunu soracak olursan, buğdayı böyle çeriyle, çöpüyle öğüttü mü, al sana böyle bir renk çıkar. Al bakalım. Ya hadi ya. İşte öyle. İnsanlardan kaçmak için zindana girerim. İlahi aşkı aramak için. Kimesine düşmez idi buralara. Yalnız kalırdım. Halvete çekilirsin yani. Dediğin ben de çok denedim. Ama olmadı. Yolu aydınlatan, yol izi gösteren olmaz hiç. Bu karanlıkta yolun bulamam Derviş Mehmet. Çok aradım. Ama öyle uzaklara bakmışım ki yanımdakini görememişim. Demek buldun şeyhini. Buldum ya. İmdi ona giderdim ben de. Dilerim sen de bulasın. De hele. Ne edersin başka? İnsandan kaçmazdan evvelinde sorarsan taş ustasıydım. Ev yapardım. Selamünaleyküm. Hoş gelmiş efendiler. Argın düşende mi sızdığın, tembelliğinden mi uyursun? Anlamak vaktidir Vasilis Efendi. Üç fersah için ne kadar künk gerekse anlatasın maharetli ustaya. Ne kadar işçi gerekse de tutup verin emrime. Tez vakitte tamam etsin işi. Akçasının yarısını da imdi verin. Zira yeterince terlemiş. Kurutmayın. Efendim, affınıza sığınırım. Nökerleriniz gelmiştir.
Selametle derviş Mehmet. Sizden ricamdır. Salın sahabına veriniz. Hakkını helal eylesin. Ve sizden yine ricamdır. Kisvesine aldanıp da içeriye adam koman. Yolum uzundur. Yolum birdir. Yoksa sizler ile uğraşırdım. Selametle kal kadı efendi. Bilmezdik efendim. Ama demek isterim ki yolunuzun bundan gayrısı Karaman toprağındadır. Kapıcıbaşı olduğunuzda duyulur ise... Boşuna demezim kadı efendi. Yolum uzun. Yolum birdir. Sorsak ya Numan hocam. Soralım mı dersin? Sorun tabii ya. Neymiş deyin hele. Numan hocam, biz bir şey konuşup durur, bir türlü çözüm bulamayız. Ben de onu derim ya. Sorun ki beraberce çözelim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam miraca çıktı. Çıktı da miraca bedenen mi, ruhen mi çıktı? Seyyidim, bu suali sen cevapla isterim. O ki Allahü Teala'nın hadisi kutsi'de, ey Habibim, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dediği. O ki alemlerin serveri. O miraca bedeniyle çıktı. Zamansız, mekansız, cihetsiz ve sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, ortamsız ve vasıtasız Rabbi ile konuştu. Bu hususta hiçbirinizin şek ve şüphesi olmasın. Bu hususun doğruluğu Kur'an'da Necm suresinde bildirilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Fekâne kâbe kavseyni ev edne. Onunla arasında iki yay arası kadar mesafe vardı. Hatta daha yakındı. İki yay arası kadar. Allah razı olsun. Destur. Sadakallah Velhacım. Gel. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz efendiler. Hoş görmüşüz. Hala aynı çıkmazdasınız sanırım üstadım. Öyle ya Numan efendi. Daha nice vakit harcarız burada. Belki de ömrü. Ömrü harcamaya daha hayırlı bir iş mi var? Çıkamazsanız da bir çıkartanınız olur inşallah. Mevlam kim esneyi çıkmazlık olmaz. Kendisi bugün çıkması çözdü ya, ondandır bu rahat konuşmaları Fenari hocam. Künk meselesini derim. Alemin en sağlam künkünü yaptırdı. Hoşuna gelmemiş Engürü'den şehri sultanı. Estağfurullah. Maharet ustasındadır. Ben ne yapmışım? Şimdi musibet ne ola, ne diye yamacımıza varır, onu diyelim. Musibet deyi o işe derler ki, nefs ondan incinir, tedirgin olur. Yani nefse güç gelen şeye musibet denir. Az yahut çok, musibet mertebe mertebe iyidir. Misal, bir kişinin yakını göçse, malı mülkü elinden çıksa yahut bir kimse hasta olsa, dermansız derde düşse, bu
musibettir. Dünyalığının telef olması, başına korkulu haller gelmesi, zalimlerden korkması da musibettir. Bunlar elbette musibet dersin. He Ömer'im? Kişinin kaşığının veyahut kaleminin dahi kırılması, ayağının taşa değmesi, sürçmesi, atının ayağının sürçmesi, değneğinin veyahut çömleğinin kırılması da musibettir. Haksız yere zindana atılması, yolda izde aç bir ilaç kalması, nefsini yakartacak ne var ise musibettir. Ama bu ve bunun gibi musibetlere uğrayan müminler metanet gösterir iseler, Hak Teala her biri için cennette 300 derece verir ki her derecenin aralığı yer ile göğün arası kadar idir. Sabreden kullarına da hesapsız ecirler ihsan buyurur. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Hakim'inde musibeti ve musibetlere sabredenlere verdiği ecirleri beyan ederek buyurur. Sizlere biraz korku, açlık, can, mal ve mahsul eksikliğiyle imtihan edeceğiz. Ta ki itaat edeni isyan edenden ayırt edelim. Yoksa bilmediğimizi bilmek için değil ki bir musibete uğradıkları vakit inna lillah ve inna ileyhi racun. Yani biz Allahu Teala'nın kullarıyız. Allah'tan geldik ancak ona döneriz. Musibetlerine razıyız derler. Bakara suresi 155-156. Bu ayeti kerimeden fehmederiz ki Ömer'im, musibet kullar sınansın diye varidir. Zira vele neblü venneküm bir şeyin diye buyurur Cenab-ı Hak. Biz sizi sınarız. Amman ha sağlam durasınız. İstikametinizden şaşmayasınız diye buyurur. Buyruğu tutmak gerek. Ha Ömer. Kalkar kalkar düşersin be Numan Efendi. Erişmez lakin illahım.
nazar etsen o sevmeden görünmez nazar.